Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Senur. Bugün sizlere izlemeniz gereken ve izlemeden bu dünyadan göç etmemeniz gereken 10 filmi göstereceğim. Yani anlatacağım ve görsellerini ekleyeceğim. Bence yani benim bu zamana kadar izlediğim çok iyi filmler arasında daha var. Ama bu bir seri olacak. İşte birincisi devamı olacak. Bir 10 daha, bir 10 daha. Öyle öyle film önerileri. Daha sonrasında dizi önerileri. Netflix'te olan diziler, Netflix'te olmayan diziler diye. Ayrım yaparak da bir video çekeceğim. Şu karantina dönemlerinde en çok yaptığımız şey zaten dizi film izlemek ve yani sürekli bir dizi film araştırmasındayız. Umarım bu size bir yol gösterici olur. Şimdi hemen filmlerin tanıtımına ve isimlerine geçeyim. Şimdi ilk filmimi söylüyorum. Adı 12 Yıllık Esaret. Ben ortaokula falan giderken izlemiştim. Eski bir film ama gerçekten çok güzel, çok güzel bir ders veriyor. Kısaca konusundan bahsedeyim. Irkçılık olan bir ülkede geçiyor ve ten farkına dayalı bir ırkçılık. Zengin bir siyahinin daha sonrasında köle olup kurtulma savaşını anlatıyor. Gerçekten insanın vicdanına dokunan bir film. Ben bayağı ağlamıştım. Bence kesinlikle izlemelisiniz. Zaten dünyanın en iyi filmleri arasında ilk 10'da. Mutlaka izleyin. Hemen ikincisine geçiyorum. İkincisi de Yeşil Yol. Zaten Yeşil Yol'u bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ama ben yine de listeme koydum. Yani en iyi filmler arasına gireceği için koymak istedim. Yani izlemediyseniz mutlaka izleyin. Hapishanede geçen bir film. Bir siyahi yine bir adamın kendi vicdanıyla alakalı işte gardiyanla arasında geçen diyaloğu anlatıyor. Çok ayrıntı vermeyeyim. Ama gerçekten çok çok güzel. Yani bu iki söylediğim filmi kesin izleyin. Hemen üçüncüsüne geçiyorum. Üçüncü film de Leon. Leon küçük bir kızın bir adama karşı olan aşkını anlatıyor. Ama çok farklı bir şekilde, çok farklı bir bakış açısıyla anlatıyor. Aslında sevgiye açlığı anlatıyor da diyebilirim. Bence çok çok güzel ve çok çok farklı bir filmdi. Ben çok beğenmiştim. Bunu da bayağı bir eskiden izlemiştim. Bunu da mutlaka izleyin derim. Hemen dördüncüsüne geçiyorum. Dördüncüsü de yani benim nazarımda Yıldızlar Arası. Bunu da ortaokulda izlemiştim kızlarla gidip. Çok çok güzel. 3 saat bir film. Ama aşırı iyi bir bilim kurgu. Bilim kurguyu çok seviyorsunuz. Yani sevmeseniz bile bence çok etkileneceğiniz bir film. Uzayla alakalı bir film. Bir adamın yani uzaya çıkışını ve orada yaşadığı olayları anlatıyor. Ama normal bir uzay filmi değil. Yani geleceği, geçmişi birbirine karıştıran bir film. Ben çok beğenmiştim ve çok etkisi altında kalmıştım. Buna da mutlaka bakın derim. 4 oldu. Beşincisine geçiyorum. Beşincisi de Pika, Amir Khan'ın bir filmi. Bu da bir yani bir, nasıl diyeyim, biraz daha ütopik bir film. Yani gerçek dışı bir film. Ama burada verilmesi gereken mesaj şu, dine olan inançlar, yani inançlarla ilgili bir film. Bir adamın başka bir gezegenden gelip inançlarla ilgili sorgularının yaptığı bir film. Gerçekten çok farklı, yani dini inançların ne kadar değişik bir bakış açısıyla anlatılabilir. Bence bu filmde görebilirsiniz. Mutlaka bakın derim. Ve çok iyi oyunculuk. Çizgili Pijamalı Çocuk. Bu da Hitler'in soykırımlarıyla alakalı bir film. Yani bir çocuğun bir çocukla arkadaşlık yapması. Bir Almanla bir Yahudinin, yani iki çocuğun arkadaşlık yapmasını inceleyen bir film. Ve çok büyük bir ders veriyor. İnsanlık dersi. Gerçekten tüylerinizi ürpertecek bir film diyebilirim. Mutlaka bunu da izleyin. Başlangıç film birazcık karışık bir film. Yani çünkü zamanlar arasında geçiş yapıyorlar. Anlaması biraz zor. Yani sonlara doğru anlıyorsunuz. Ama çok güzel bağlıyorlar sonunu. Ben bayağı beğenmiştim. Yani izleyebilirsiniz onu da. Şimdi diğer filme geçiyorum. Hangisini söylemedim? Masa 21. Bu bir Hint filmi. Çok bilinmeyen bir film. Ben bunu kendim bayağı eskiden keşfetmiştim. Yani izlemiştim.
çok değişik yani, başladığı zaman hiç o anlamda bir, yani filmin sonundaki beklemediğiniz bir şey olacağını düşünmüyorsunuz. Hiç alakası yok gibi düşünüyorsunuz. Normal aşk filmi gibi başlıyor. Ama daha sonrasında büyük bir intikamın nasıl alındığını anlatıyor ve ben bayağı ağlayıp üzülmüştüm. Yani çok farklı, sonu çok değişik bitmişti. Buna da bakabilirsiniz. Bu çok bilinen bir film değil. Yani ben kendi açımdan bu filmi çok beğenmiştim. Size de tavsiye olabilir. Bir diğer not defteri. Bu bir aşk filmi. Bayağı eski. Ama çok güzel. Yani aşk filmleri arasında en iyilere girebilecek bir film. Bence bunu da izleyebilirsiniz. Zaten detaylarını anlatmayayım. Yani aşk filmi bayağı güzel. İzleyebilirsiniz. Ben bayağı etkilenmiştim ve sevmiştim. Sonuncusu ve 10. filmimiz oluyor. O filmin ismi de Three Idiots, yani 3 ahmak. Amir Kağan'ın filmi. 3 arkadaşın yaşadığı işte maceraları falan anlatan komik bir film. Ben çok sevmiştim. Zaten Amir Kağan'ın çoğu filmi güzel. Tabii aralarında birkaçı daha işte insanı cezbediyor ve daha güzel oluyor. Bu şekilde bitti tavsiye ettiğim filmler. Zaten ekran resimlerini de koymuş oldum yani. Yani olacağım. Oradan da işte görsellerine bakarak da şey yapabilirsiniz, filmleri bulabilirsiniz. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Devamı gelecek. İşte diziler, farklı filmler, Netflix önerileri. Zamanında çok film izlemiştim. Ay, şu an şansıma video çekerken elektrik gitti. Şu an bitiş çekmem gerekiyor. Neyse, umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Pandamisa Instagram adresini de takip edebilirsiniz. Aşağıda linkini bırakıyorum açıklama kısmına. Bu seri böyle devam edecek. Diziler, filmler, işte Netflix önerileri diye zaten söyledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.